yapıştırma adımları gelecek mi? Seçime kadar neler olacak? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi biraz da siyasetle devam edelim. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Van'da vatandaşlarla buluştu. Bir miting yaptı ve burada CHP'de ortaya çıkan bu son günlerde, aslında son 3-4 gündür hepimizin gündeminde olan bu para sayma görüntülerine ilişkin konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha öncesinde ilk çıktığı zamanlarda görüntülerin herhangi bir yorum yapmamıştı. CHP'den arka arkaya açıklamalar gelmişti. Kumpas denilmişti. Görüntülerin 2019 yılına ait olduğu ve CHP il binasının alımı sırasında alımı için bu paraların sayımının yapıldığı söylenmişti. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konuya ilişkin ilk defa yorum geldi. Dedi ki işin içine deste deste paranın da girmesiyle bu iş iyice kirlendi. Mayıs seçimlerinde karşımızdaki CHP adayı etrafında birleştiler. CHP'yi ve adayını getirip sizlere dayattılar. Sizlerin kapınızın önünden geçirmeyeceğiniz isimleri iradenize ipotek koyarak meclise taşıdılar. Hatta cumhurbaşkanı yapmak istediler. Van'ı da bu oyuna alet ettiler. Bugün aynı oyunu yine sahnelemenin peşindeler. İşin içine deste deste paraların da girmesiyle bu oyun iyice kirlendi. Bağırarak, çağırarak, yalan üstüne yalan söyleyerek, arsızca etrafa saldırarak, kibirle milleti aşağılayarak kimse kendini bu kirden arındıramaz. Milletimiz bu sinsi ve kirli oyunların hesabını 31 Mart'ta sandıkta soracak. Artık maskelerin inme vakti gelmiştir. Karşımızdaki muhalefetin hiçbiri kendisi değildir. CHP dediğiniz CHP değildir. Bu tabela altında toplananlar bilhassa da şu anda bir titan zincirinin halkaları, rantiye çarkının dişlileri haline gelmişlerdir. Herkes kendi ihtirasının peşindedir. Dem dediğiniz partide kimin iradesi kimin elinde belli değil. Bu yapının tek misyonu Türkiye'nin aleyhine olan ne varsa ona destek vermektir. Miras yedisinden partimizin eskilerine kadar ötekileri söylemeye gerek bile duymuyorum. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuya ilişkin CHP'deki para sayma görüntülerine ilişkin yanıtı sonrası CHP lideri Özgür Özel ne dedi diye soracak olursanız, dedi ki Erdoğan'a karşı sen Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunu kirleten adamsın diye seslendi. Gelin Özgür Özel'in de bir konuşmasına bakalım. İstanbul il binasını satın alıyoruz. Kapara istemiş, kaparanın sayıldığı yerin bürosu, avukatı AK Partili, avukat görüntüleri almış, sonra demiş ki bu görüntüleri para karşılığı size vereyim. Böyle bir yalana sığınıyorsan vay senin haline, yalan videoların cumhurbaşkanısın sen. Recep Tayyip Erdoğan uzaklardan buralara kendince sataşıyor. Cumhuriyet Halk Partisi için, Türkiye İttifakı için bunlar rantiye zincirinin halkaları olmuşlar diyor. Ruhsar Pekcan diye bir kadını bakan yaptın. Pandemide millet canıyla uğraşırken dezenfektanları kendi bakanlığına satarken yakalandılar. Daha önce 4 bakanın her türlü yolsuzluğa buralarına kadar battılar. Son anda Yüce Divan'dan kurtardın. Belediye başkanın belediyeden ihale alıyor. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'ne rantiye zincirinden bahsediyorsunuz. Bu parti 46 yıldır iktidar değil ama buradalar. Onları bir adada tutan şey ne? Rant değil, ihale değil. Vatan, millet, bayrak sevgisidir ya. Allah'tan kork. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunu kirleten adamsın sen. Yazıklar olsun. CHP'de bu para sayma soruşturmasına ilişkin devam ediyor tahkikat.